Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sunar. Merhabalar efendim. Ertesi gündeyiz. Hani o çok merak ettiğimiz, acaba nasıl bir tabloyla uyanacağız dediğimiz gündeyiz, 25 Haziran. Konuğum Cüneyt Akman. Cüneyt, 25 Haziran'ı düşünürken biz senden, çünkü günler öncesinden bugün evet. için sözleştik. Evet. Aklında bir şey var mıydı? Yani ya şöyle olur, biz bunları ele alırız, bunları konuşuruz gibi böyle bir taslak var mıydı? Şimdi daha önce bir medya mahallesi yapmıştık evet. gene. Bilmiyorum, belki bir ayı geçmiş bir zaman önce. Orada şunu söylemeye çalışmıştım. Yani önemli olan parlamento, cumhurbaşkanlığı seçimi burada sanıldığı kadar temel bir şey değil. Parlamentoyu almak önemli diye. Bunun bir sebebi, yani o sırada anketlerde de benim yakından takip ettiğim, güvendiğim yerlerde de gözüküyordu ki Erdoğan %51-52 gibi bir rakam ile birinci turda alma ihtimali son derece kuvvetliydi. Fakat parlamentoyu alacak olup olmaması çok tartışmalıydı. Yani ciddi oy kaybı gözüküyordu. Dolayısıyla ortada bu bakımdan bir sürpriz yok. Sürpriz tabii MHP'de, onu konuşmak lazım. Dolayısıyla bu seçim sonuçları her şeye rağmen sürpriz. MHP'nin bu oy oranı beklenmiyordu. MHP sürpriz yaptı, bunları konuşacağız. MHP faktörü en önemli mesele. Meclisin kazananları, kaybedenlerini konuşacağız. Çok ilginç isimler var mecliste ama hakikaten çok ilginç isimler var. Çok merak ediyorum, arada bir böyle gidip dinleyici locasında ya da basın locasında bakalım nasıl izlemek çok keyifli, ilginç olacak. Hemen belirteyim, Muharrem İnce'nin konuşması bekleniyor. Dün akşamdan bu yana Muharrem İnce konuşacak. Saat 12 gibi, belki biraz geçer bilmiyorum ama yani muhtemelen bizim programımızın sınırları içinde CHP Genel Merkezi'nde konuşacak. Dün akşam Erdoğan'ın zaferini kabul ettiğini açıklamıştı. Bir notla, ama hiç konuşmamış, kamera karşısına geçmemişti. Herhalde bir strateji belirlemek için, sonuçları tahlil edebilmek için kendisine ve kamuoyuna bir süre tanıdı. Saat 12'de dediğim gibi CHP Genel Merkezi'nde Türkiye'nin gözleri önünde olacak ve anlatacak. Şimdi neresinden başlamalı bilmiyorum. Belki şuradan başlayabiliriz. Gazete manşetlerini gördük. Mesela Sabah Gazetesi en coşkulu manşetlerden birini attı. Cumhur'un zaferi diye görüyorsunuz. Şimdi belki de ama en bu yeni dönemi anlatan, en iyi anlatan başlık Habertürk'te. Habertürk diyor ki ilk başkanı seçti. Yani Cumhur seçti de ama ilk başkanı seçti diyor. Türkiye'de çok mu aşırı olur Cüneyt Akman? Resmen ikinci cumhuriyet gün itibariyle desek, ikinci cumhuriyet. Çok aşırıya kaçmış olur muyuz? Vallahi hiç aşırıya kaçmış olmayız. Tabii şu şartla, ikinci cumhuriyetin, ikinciden sonra cumhuriyetini tırnak içinde almak lazım. Çünkü artık bu ülkenin cumhuriyet olup olmadığı ciddi tartışılır. Şu andan itibaren ne olacağına bakmak lazım. Yani hakikaten Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet ve cumhuriyet tanımıyla kastettiğimiz şeyler artık bu ülkede var mı yok mu, onu konuşmak lazım. Bir mücadelede şimdi bu şartlar altında o cumhuriyeti her şeye rağmen koruma mücadelesi olacak. Bunu asla unutmamak, ne yapalım Atalan Üsküdar'ı geçti dememek lazım. Çünkü bu ülkede şunu da gördük. Atalan Üsküdar'ı geçmedi mi sana göre? Şimdi seçim açısından geçti. Ama? Ama rejim açısından geçmedi. Çünkü neden? Bu ülkenin %50'si hala bu ülkenin temel kurucu değerlerine son derece bağlı. Bu kendini gösterdi. Ve o değerler için mücadeleci. Yani hatta parti yöneticilerinden bazen daha mücadeleci. Dolayısıyla
tabanda ciddi bir cumhuriyet değerlerini sahiplenme var. Böyle büyük bir sahiplenmenin olduğu yerde öyle biz eski cumhuriyeti sildik, parantezi kapattık falan, o iş onların zannettiği kadar kolay olmayacak. Çok ciddi bir mücadele, demokratik bir mücadele. Bundan sonra hele daha renkli bir mecliste çok daha ilginç sürecek. Yani. Peki renkli meclis demişken, şimdi sonuçları biliyorsunuz da siz de. Çok tekrar etmeye gerek yok. Ama ayrıntılar önemli, onlara da yeri geldikçe konuşuruz ama renkli demişken, şu meclisin bir hani yeni isimler girdi ya, kimler var, kimler, bir görelim mi? Şimdi bakın, mesela Mehmet Ali Çelebi artık mecliste, evet. Silivri'den meclise gidiyor. Bu seçiminde en çok çalışan, en yorulan isimlerinden biriydi. Geliyor mu arkadaşlar o grafik? Çok çalıştı bu seçimde, inanılmaz çalıştı. Sandığı korumak için. Ahmet Şık, HDP'den İstanbul Milletvekili olarak, o da Silivri'den meclise gidenlerden biri. İbrahim Kaboğlu, kanun hükmünde kararname mağduru, Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli anayasa hukukçularından biri. O da meclise olacak. Bütün bilgisi ve aynı zamanda çok da enerjik denen enerjisiyle. Şimdi en sürpriz isim, çok merak ediyorum, Barış Atay. Şimdi Barış Atay'ı biliyorsunuz, sanatçı. Ankara'da hani neredeyse yemek verene bile soruşturma açacaklardı. Ankara çevresinde, Ankara hudutları içinde herhangi bir toplantıya katılması, sanat gösterisi yapması, tiyatro oyunu sergilemesi, her şey yasaktı Barış Atay'ın. Ama şimdi mecliste nasıl olacak göreceğiz. Altta efendim Revza Kavakçı ya da Ravza Kavakçı, AKP milletvekili. Kim? Ravza Kavakçı, Merve Kavakçı'nın kız kardeşi. İkinci Kavakçı'yı görüyoruz. İlk Kavakçı'nın, Merve Kavakçı'nın başörtüsü hadisi olmuştu. Ama Ravza Kavakçı başörtüsüyle meclise gidecek. Hemen yanında Cihangir İslam'ı görüyoruz. Cihangir İslam aslında CHP milletvekili. En azından mazbata aldıktan sonra durumu değişir mi, CHP'den ayrılır mı bilmiyorum. Çünkü Saadet kontenjanından girmişti ama CHP milletvekili, yani mazbatasını öyle alacak. Peki Cihangir İslam kim? Merve Kavakçı'nın eski eşi. Yani bir Kavakçı, evet. Hanedanı meselesi devam ediyor diyebiliriz. Ama tabii çok değerli bir insandır. Yani onu. Yok, Cihangir İslam'ı tabii sadece Merve Kavakçı'nın eski eşi diye nitelendirmek yanlış olur. Ama dün akşamdan beri herhalde içi böyle kahve telvesine dönmüş insanları azıcık böyle gülümseteyim diye bunları paylaşıyorum. Güleceğiz daha çok demek için. Tolga Ağar'ın görüyorsunuz fotoğrafını. Mehmet Ağar'ın oğlu. Hani hanedan diyoruz ya, eşler, kardeşler, oğullar, bacanaklar vesaireler. Mehmet Ağar'ın oğlu şimdi mecliste. Mücahit Arınç. Sıralarını yanlış mı söyledim? Mücahit Arınç da Bülent Arınç'ın oğlu. O da Bülent Arınç Erdoğan'la barışmayı başardı ve oğlunu da meclise gönderdi. Ne biz güzel. Daha çok konuşuruz FETÖ'nün o ayağı, bu ayağı, kolu, bacağı diye. Daha çok konuşuruz. Oğullarda sıra. Yeni Türkiye deyip eski Türkiye ile inanılmaz bir koalisyon tabii. Yani ağır mitinglerde çıkmış Çiller, AKP'nin eski halindeki işte herkes bir zamanlar ya. AKP'lilerin koro halinde FETÖ'yle suçladıkları Arınç onun. Yani geçerim ama birini hatırlatmak istiyorum yeri gelmişken. Mecliste olabilecek mi? Derhal olmalı bence. Enis Berberoğlu. O da seçildi. Enis Berberoğlu seçildi. İstanbul'da birinci sıradaydı zaten. Enis Berberoğlu milletvekili seçildi. Kendisi seyredemiyor Maltepe cezaevinde ama herhalde selamlarımızı hissediyordur diye düşünüyorum. Şimdi efendim bu seçimin kazananları. Tek tek konuşmaya başlayacağız. Gelsin ekrana. Bir kere bu seçimin kazananı, birinci kazananı MHP oldu. MHP, daha doğrusu Bahçeli diyelim ona. Bahçeli gerçekten bir sürpriz yaptı.
Oyları 7-8 arasında tahmin ediliyordu. Araştırma şirketleri öyle gösteriyordu. AKP tabanında %3-3,5 oyu var deniyordu. Buna tepki göstermişti zaten Bahçeli. Aa, bir baktık ki Bahçeli %11 küsurla hem partisini korumuş hem de Erdoğan'ı kazandırdı. Yani Erdoğan'ın zaferinde, şimdi bakın Erdoğan'ın oyu 52,55 kişisel oyu. Bunun, hadi 10 puanı çıkartmayın, MHP'ye oy veren herkes Erdoğan'a vermiş olmasın, 11 ya, 11 çıkartmayalım, 8 çıkartalım. Yani 46'da Erdoğan, MHP olmasa, Bahçeli olmasa kazanamazmış. İkinci kazanan bence CHP açısından çok kritik bir eşik olan %30'u aşan, %30,67 ile seçimden çıkan Muharrem İnce. Şimdi Muharrem İnce artık hani cin şişeden çıktı deniyor ya, Türkiye'de artık bir Muharrem İnce realitesi var mı? Var. Bunu konuşacağız. Ve üçüncü kazanan iktidarın genel başkanlarını içeriye atarak, eş başkanlarını, belediye başkanlarını alıp içeri atarak, en son dün müşahitlerinin sandık kurulu üyelerinin gözaltına alınmasını sağlayarak inanılmaz bir baskı uyguladı. HDP'nin barajı aşması. Daha önemlisi şu, bakın MHP'nin 50 sandalyesi var. Ama HDP'nin 67 sandalyesi var. Tabii bu şu demek değil. Yani Cumhur İttifakı çoğunluğu aldı. Onu biliyoruz. Nereden başlayalım? Önce bir MHP'den başlayalım mı? MHP faktörü ne MHP, diyorsun? MHP'nin durumu şu. Yani birincisi daha önce çeşitli kamuoyu yoklamalarını yapan arkadaşlarımızdan yaptığımız konuşmalar. Birincisi, anketler sanıldığı kadar çok fazla yanılmadı burada. Yani onu söylemek lazım. Anketlerin ortalaması zaten %48'i falan gösteriyordu. Yani bizim buradaki yaptığımız. Ama bak şimdi tamam da netice itibariyle Cumhurbaşkanlığı seçiminde pek az anket şirketi birinci turda Erdoğan bu oyla alır dedi. Hı-hı. Yani. Anket bazıları %51, %52 falan birçokları buldu. İlk anketlerde de aslında %51-53 arasındaydı. Sonra bir düşüş başladı. Demek ki son hafta itibarıyla da tekrar yükselmeye başlamıştı. Yani demek ki o son hafta olay biraz hızlı çıktı. Ama aslına bakarsanız AKP'nin MHP'yi hariç tutacak olursak ciddiye alınır bir oy yükselişi de yok. Yani onu konuşmak lazım. Evet. Bence en önemli konulardan bir yani tanesi bu. Yani kazanan zaten olan... onun için Erdoğan ya da AKP değil, MHP diye, Bahçeli diye. Şimdi tabii bu da hakikaten açıklanmaya muhtaç bir hadise. Çünkü beraberce, yani hemen hemen aynı tabana hitap eden İyi Parti ile MHP beraberce %22'yi falan bulmuş oluyor. Hadi İyi Parti bir yerden CHP'den de bir parça oy aldı desek. AKP'den pek oy almadığı hemen hemen gözüküyor. Ortada gerçek bir, hani artık sosyolojik mi, siyasal mı veya her ne olduğu tartışılır, bir acayip durum var yani. Bunu da şu ana kadar kimse açıklamış değil. İşin açıkçası, hani Einstein'ın bir lafı vardır. Eğer elinizde sağlam bir teori var ve fakat ölçümleriniz bunu şey yapmıyorsa, kanıtlamıyorsa, teoriyi bir kenara atmayın da gidin bir daha ölçün der. Dolayısıyla bu seçimin kendisinin ölçümlerine bir daha bir bakmak lazım. Derli toplu incelemek lazım. Ondan sonra konuşmak lazım. Çünkü çok acayip. Durum gerçekten kolay kolay. Şimdi bak, Bekir Ağar'dır. Kendisi bu ülkenin en önemli araştırma şirketlerinden Kondan'ın genel müdürüdür. Evet. Siyasi analiz işte ankete vesaireye dayalı olarak yapıldığında ilk akla gelen, davet edilen isimlerden biridir. Nitekim o %51'i şey yapmıştı, 52'yi tahmin etmişti ilk turda. Şimdi mesela şöyle söylüyor, MHP için %5 civarında, İYİ Parti'de %12-13 civarında olacak gibi duruyor diyor. Evet. MHP AKP'nin içinde eriyor diyor. Oysa biz bunun tam aksini gördük. %12 civarında. Ha tamam, bir önceki seçime göre MHP gerilemiş. %16'lardan gerilemiş. Ama
yani hem partisini korumuş Bahçeli, hem de dediğim gibi Erdoğan'ı kazandırmış. Şimdi bunda Erdoğan'ın esirdiği milliyetçi rüzgarın payı ne? Şimdi şeyle konuştuğumda, burada kendisine de selam söylemiş olayım, Can Selçuk'u, İstanbul Ekonomi Araştırma. Onunla konuştuğumda ki şeyi atladım, demişti ki MHP sanıldığı kadar kötü gözükmüyor, yükseliyor ve fakat yükselmesi AKP'den oy alarak oluyor. Bu konuşmayı yaptığım için buradan söylemiş olayım. Dolayısıyla MHP'nin Erdoğan'dan oy çaldığı gözüküyordu. Yani bu fakat miktarının ne kadar olduğu da herkes yanıldı. Yani trendleri çünkü adeta bu seçim süreci hızlı şey yapılmış, oynatılmış film gibi oldu. Evet. Yani dolayısıyla trendin hızını ölçmek biraz zor oldu. Hala da bu seçimin rakamlarını bir ciddi incelemek lazımdır diye düşünüyorum. Bu MHP'nin bu rakamı gerçekten açıklanacak bir şey değil. Yani onu da herhalde ileride konuşacağız. Cumhuriyet Gazetesi seçimin bu özelliğini öne çıkartarak atmış bugün manşetini. Kurt kapanı diye. Kurttan bozkurtu kastederek söylüyorlar tabii saraya. MHP'yi kurt kapanı kastediyor. Diye. MHP kilit konumuna geldi diye. Şimdi bu koalisyon hani İslamcı ve milliyetçi özellikleriyle bakın şunu çok net görmek ve söylemek lazım. MHP yola ilk çıktığında milliyetçi bir partiydi. Ta işte milattan öncesinden söylediler. Ultra milliyetçi diyelim. Ama sonra Tanrıdağ'a kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman sloganına geldi. Daha sonra neredeyse Türklük ikinci plana itildi. Önce Hira Dağı kadar Müslüman, Tanrı Dağı kadar Türk'e döndü vesaire. Şimdi bu geldiğimiz noktada bu evlilik, yani AKP-MHP evliliği, Türkiye'nin nasıl zor bir döneme girdiğinin de göstergesi. Öyle değil mi? Şimdi başka bakımlardan bir, yani AKP birincisi seçimi ancak bir koalisyonla kazanabilmiş vaziyette. AKP'nin seçimi kazandığı doğru değil birincisi. AKP tek başına iktidardı, şimdi tek başına iktidar değil. Sadece yeni sistem sayesinde tek adam yönetimiyle yönetebilme çabası olacak. O da zannedildiği kadar kolay değil. Anayasayı değiştirmekle ilgili bazı istekleri olacaktır, onları da yapacak çoğunlukları yok. Koalisyon olarak bile yok. Yani dolayısıyla yani şahane zafer müthiş falan dedikleri kendilerini kandırıyorlar. Öbür taraf açısından yani muhalefet açısından bu bir yenilgi ama karşı taraf açısından zafer değil. Dolayısıyla bu Türkiye açısından hiç de parlak bir sonuç değil. Yani kim açısından değil. bakılırsa. Demokrasiden falan hiç söz etmeyelim. Onları zaten geçtik ama bakın Türkiye'nin çok ciddi ekonomik sorunları var. Çok ciddi dış politika sorunları var. Çok ciddi iç politika sorunları var. Bu koalisyon bunları nasıl çözecek? Yani Bahçeli ile AKP'nin yan yana gelip iş yapacağı koalisyon bunlarla ilgili atılması gereken gayet radikal adımlar var. Nasıl atacak? Bunların hiçbirini atamayacaktır. Ekonomi özellikle konuşmamız gerekiyor. Senin uzmanlık alanın ama seçim sonuçlarını kim nasıl değerlendirmiş diye bakarken Yeni Çağ Gazetesi'ni atlamayalım. Çünkü Yeni Çağ Gazetesi baştan itibaren İyi Parti'yi destekleyen, İyi Parti'ye en yakın yayın organıydı. Bence de son derece bu seçimi analiz etmeye yakın bir başlıkla çıkmışlar. Türkiye iki parça diyor Yeni Çağ Gazetesi. Şöyle bakın analiz. İlk kez seçime katılan İyi Parti engellemelere rağmen başarılı sonuç aldı. Aldı mı? Aldı. Yani şöyle söyleyeyim. İyi Parti 44 milletvekili çıkarttı. Şaka maka. 44. MHP 50. Yılların bakın oy oranları bir yana AKP ile birlikte ittifak içinde girdikleri için çoğunluğu elde etmeleri ve bu çoğunluğun avantajını kullanacak olmaları bir yana. MHP 50, İyi Parti 44 milletvekili. Bunu da yazalım Can. Yani unutmayalım. MHP 50, İyi Parti 44 milletvekili aldı. Gerçekten Yeni Çağ'ın dediği gibi önemli bir katılım,
sonuç. AKP, CHP ve MHP 1 Kasım'a göre oy kaybetti diyor. Bu da doğru. Bakın AKP oy kaybetti, CHP ve MHP bunlar da oy kaybetti. Kazanan İnce oldu, Muharrem İnce oldu. HDP barajı aştı diyor. Şimdi gelelim bir Muharrem İnce'yi de kısacık konuşalım. Hı-hı. Sonra ekonomiye geçeriz. HDP'yi de birazcık belki konuşuruz. Muharrem İnce, Türkiye'de demokratik sol, sosyal demokrat sol ne derseniz adına bunun böyle bir politik zeminden kalkarak %31 civarında oy almak, yani neredeyse 3 kişiden birinin oyunu almak Türkiye'de çok ciddi bir başarı. Bugünün seçmenleri, bugünün gençleri bu sonucu bir yenilgi olarak görebilirler. Çok ciddi bir noktaya gelindi. Yani CHP %23-24 kıskacından bir türlü kurtulamıyordu. O kritik eşiği aştı, psikolojik eşiği aştı Muharrem İnce. Öyle değil mi? Şimdi tabii 30 rakamı neredeyse sihirli bir rakamdır. Çok. Yani 30'u kırmak son derece mühim bir iştir. Geleceğe de dolar ve borsadaki gibi kritik rakamlar vardır. Yani teknik analizini bile yapabiliriz bunun siyasette. Bu hakikaten yani hem psikolojik olarak hem siyasal olarak önemli bir şey. Bir kere hakkını teslim etmek lazım. İkincisi bu oylama, çünkü ben bu yapılana seçim falan demiyorum. Bu dün yapılmış olan şey bir oylamaydı. Dünyanın hiçbir yerinde buna seçim demezler. Dünyanın hiçbir demokratik, yarı demokratik, çeyrek demokratik ülkesinde bu yapılana seçim denmez. Bu yapılan şey bir oylamaydı. 50-60 günlük bir sürede insanlara herhangi bir propaganda imkanı bile vermeden ve tamamen nasılsa karşı taraf bir araya gelemez diyerek bir üstelik de ittifak şeyi uydurarak başlatılmış bir şey. Muhalefetin bütün elleri bağlı, bütün medyaya el konulmuş. Efendime söyleyeyim, bunun karşılığı. Normal şartlar altında başka bir ülkede, hani Norveç'te olsa falan deniliyor ya, Norveç'te olmuş olsa muhalefet şeye giremez, meclise giremez bu şartlar altında. Ama burada ne oldu? Bütün o hamlelere gayet güzel karşılıklar verildi ve Muharrem İnce gerçekten müthiş bir performans son geceye kadar en azından getirdi. Hiçbir şekilde önemsenmeyecek bir olay değil bu. Bundan sonra da iktidarın işi hiç sanıldığı kadar kolay olmayacak. Yani gerek liderlik performansı olarak, gerek CHP'nin kendini belki de silkelemesi bundan sonra gelecek bunun arkasından. Muhalefetin bir toplam olarak... Bir Muharrem İnce dönemi evet. Bitti mi, başladı mı? Valla o herhalde bir saat sonra ne diyeceğine bağlı biraz. Çünkü yani. Geceki sessizliği açık konuşalım, büyük bir hayal kırıklığı yarattı sosyal medyada. Bu biraz haksızlık, yani bu hayal kırıklığı biraz insanların kendi hayal kırıklığını ona yansıtmalarından doğdu. İkincisi de işte o şeyin kabul ediyorum adam kazanmış falan gibi bir laflar, işte İsmail Küçükkaya'ya atılmış mesaj ve onun o mesajı yayınlamış olması, bilmiyorum yayınlaması amacıyla mı atılmıştı o mesaj. Çok şüpheliyim ondan. Bence de belki bilmeyenler olabilir. Dün İnce'nin akşam itibariyle, en azından gece itibariyle bir açıklama yapmayacağı ama sonucu kabullendiğini biz nasıl öğrendik? Fox Haber'de İsmail Küçükkaya'ya bir mesaj atmış. Mesaj adam kazandı şeklinde. Adam derken Erdoğan'ı kastediyor. Şimdi bunu tam da böyle bu kelimelerle paylaştı İsmail Küçükkaya. Ben gazeteciyim, bana geleni yayınlarım diye düşünmüş olabilir. Bu anlaşılabilir bir durumdur. Ama yanı sıra bu gazeteci-siyasetçi ilişkisinin ötesinde başka bir mahrem yanı olan bir mesajlaşmaydı mıydı onu da bilmiyoruz. Ama İnce döneminin aslında başladığı kanaatindeyim ben. Çok kısa bir süre önce aday gösterildi, ortaya çıktı. İnanılmaz çalıştı, inanılmaz çalıştı. 100 küsur mitingle bu kampanyanın en çok çalışan ismiydi.
ve CHP'nin çok üstünde %22 küsur CHP, %30 küsur İnce. Yani oranlar değişiyor diye küsur diyorum. 5 aşağı 5 yukarı böyle. Yani CHP'den 8 puan daha fazla aldı. Oysa ittifak halinde olduğu partilerin kendi genel başkanları zaten vardı. Hani çatı adayı kadar oy aldı neredeyse ama çatı adayı değildi. Yani bir solun oyunu aldı, öyle söyleyelim. Ve bence de bu dönem bitmeyecek. Bu kampanya süresince Cüneyt çok konuşuldu. Medyanın medyaya konulması, medyanın şeysi, medyanın katkısı ne oldu? Oldu mu ya da? Vallahi son derece olumsuz bir katkıdır bu. Nereden ama yani olumsuz ha. Peki ama yani kayda değer bir katkı mıdır? Etkili bir katkı mıdır? Onu da zannetmiyorum. Yani olduğu kadarıyla olumsuz ama yani bütün medyayı, medyadaki hakimiyet neredeyse %95 evet, AKP'nin. Yani başka hiçbir kaynaktan alamazsak, onun da erişimi belli nihayet bir haber televizyonu. Gerçi çok iyi performanslar gösterdi seçim sürecinde ama nihayet eldeki imkanlar belli. Bütün televizyonlara, bütün her şeye el konulmuş. Yani gazetelere, televizyon, en son Hürriyet'e ve Hürriyet grubuna, Doğan grubuna da el konuldu biliyorsunuz. Adeta el konuldu diyorum onu, öyle algılıyorum o satışı. Efendim, öyle bakıldığında peki bunun hakimiyeti şeye ne kadar yansıdı? MHP'yi saymazsak ki medya MHP'yi aslında desteklemedi. Doğrudan doğruya bütün desteğini AKP'ye verdi. AKP'nin durumunu şimdi burada söyleyelim. AKP Haziran'daki muazzam yenilgisinde %41 almıştı. Şimdi aldığı %41,5 değil yani. Pardon, 42,5 değil. Yani 1,5 puan. 1,5 puan daha düşmüş olsaydı korkunç bir yenilginin aynısı olacaktı. Yani AKP %42 demek ki medyanın çok ciddi bir şey. Yani AKP'nin bu oy oranını alması halinde seçmenin artık biz başka şeyler görmek istiyoruz mesajı vereceği söylenmişti. 7 puan düştü. Gerçekten ittifak olmasa AKP bugün iktidar değildi. Ama buna rağmen Cüneyt, neticede 42'den söz ediyoruz ayol. İnce %30 aldığı zaman hey mucize diyoruz, yaşasın diyor kimileri. Bunu olumlu anlamda bir mucize gibi görüyor. Ama karşı tarafta bakıyorsun %42 hala, %42 küsur. MHP ile birlikte meclisin çoğunluğu, hani mecliste çoğunluk Erdoğan alsa bile Cumhurbaşkanlığını, çoğunluk Millet İttifakı'nı geçecek deniyordu, olmadı. Bu niye? Ya şimdi bak, ekonomik olarak durum kötü dedik mi dedik, işsizlik dedik, enflasyon dedik, doların durumu dedik, yatırım yok dedik, dedik. Sen anlattın. Niye hala böyle? Şimdi bu niçin 51-52 alacağına dair tahminlerimiz senin de vardı, benim de vardı aslında. Yani böyle, niye öyle olduğunun cevabıyla da ilişkili. Yani bir dizi ülkenin sosyal, siyasal ve ekonomik şeyleri var, etkileri var. Şimdi bilmiyorum göstermenin yeri midir ama yani ben burada kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diye bir şey yazdım. Cüneyt Akman'ın son kitabı ve ben hani biraz korku, gerilim romanı okur gibi okuyorum. Yani yüzyılların bilgisiyle, yolculuğuyla ama süzülmüş bir biçimde müthiş bir kitap. Samimiyetle söylüyorum, onu söylüyorum. Oradan bakın, son bölümü tamamen seçim üzerine yazmıştım. Seçimlerde yapılan şeylerle ilgili. Söylediğim bir tek şey var şurada. Tek adam iktidarları seçimle gelebilir ama tek seçim kaybetti diye iktidardan gitmez. Zaten kesin bir seçim mağlubiyeti yaşamayacakları tedbirleri de almaya çalışır. Bunların neler olabileceğini işte anlattık diye burada biraz önce çeşitli yöntemleri var. Bunların hepsi uygulandı Türkiye'de. Şimdi bakın, ben hiç böyle hile vesaire falan gibi şeylere, laflara çok fazla girmek istemem. Evvelce de nadiren girdim. Ama Mehmet Ali Çelebi'yi kutluyoruz biz, değil mi? Evet. Muazzam işler yaptı. Niye kutluyoruz? Kendisi İzmir'de oy vermekten feragat edip gidip insanların birbirini vurduğu Urfa'ya. Ve Urfa'ya o gitti diye, ondan beraber insanlar gitti diye biz ilk defa Urfa'da neler olduğunu gördük. Evet. Urfa'daki seçimin seçimle aslında hiçbir alakası olmadığını gördük.
Eğer 10 Mehmet Ali Çelebi olup da bir tanesi işte falanca yere, bir tanesi filanca yere gitmiş olsaydı acaba başka neler görecektik? O zaman ben de bu soruyu sorayım. Dolayısıyla şimdi şeylerden bir tanesi şu. İnsanlar, bizim Türkiye Cumhuriyeti insanları da, ülkemiz insanları da iyi insanlar. Bu AKP'ye oy verenler de öyle. Ama insanlarımızdan her gün bir kahramanlık beklemek kolay değil. Şimdi muazzam bir korku, dehşet, bir cins terör tehdidi. En son arkadaşların verdikleri demeçleri hatırlatayım AKP'den. Seçimi kaybedersek gitmeyiz, seçimi yenileriz. Bir başkası dedi ki iç savaş çıkar. Evet. Şimdi bunlar söylendi. En yetkili ağızlarından söylendi. Şimdi vatandaş böyle bir ortamda bir kahramanlık yapabilirdi. Ama insanlar her zaman kahraman, her milyonlarca insan her zaman kahramanca davranmaz. Birçokları gücün yanına meylettiler. Birçokları hay Allah falan dedi. Birçokları... Gücün yanına meyletmek önemli bir tespit tabii. Tabii. Medyanın etkisini şunun için sormuştum. Bakın medya, ben küçümsemiyorum. Yani etkisi yok demiyorum, tam tersine. Medyanın algı yaratmada çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani söyleye 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 bak ya sokağa çıkın, sahiden çıkın sokağa sorun. Üçüncü havalimanının tarihi bir başarı olduğunu, Almanların bu yüzden bizi kıskandığını söyleyecek yüzlerce, binlerce insan bulursunuz. Ve üstelik bunu sadece İstanbul'da değil, mesela işte Urfa'da da bulacaksınız. Hani üçüncü havalimanı yolu hiç düşmeyecek köylerde bile bulacaksınız. Böyle bir algı yaratılıyor. Bir örnek paylaşmak istiyorum. Şimdi bundan lütfen halkı küçümsüyor, işte cahil diyor, efendim entel teyzelerden sonucunu çıkartmayın. Ama bu bir realite. Biz bir şeyleri görmek zorundayız. Onun için söylüyorum Halk TV'nin önemi ve Halk TV'nin en az bir Kanal D kadar, bir Habertürk kadar yaygın olmasını sağlamanın öneminden, hele bundan sonraki süreçte öneminden söz ediyorum. Zayıfladık, 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 şu kadarcık kaldık. Güçlenmenin yollarını bulmalıyız, sesimizi duyurmanın daha doğrusu yolunu bulmalıyız. Muharrem İnce bunu yapabildi ama yapabildiği işte bu kadardı. Bundan sonra artık o yolda ona destek vermeliyiz. Neden? Şimdi ekrana gelecek. Dediğim gibi küçümsediğim anlaşılmasın ama Kudüs deyince bu ülkede herkes ayağa kalkmıyor mu? On binler, milyonlar meydanlarda toplanmıyor mu? Yok. Hani toplanıyor da bakın sarı mikrofon diye bir şey vardır biliyorsunuz. Sokak röportajları programı vardır. Çıkmışlar sokağa vatandaşa Kudüs neresi diye sormuşlar. Buyurun. Kudüs neresidir? Bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Kudüs, Mekke'de bir yerdir. Kudüs neresidir? Kudüs, Kıbrıs'tan Mekke'de böyle. Hiç alakam yok. Kudüs neresidir? Orta Doğu. Ben buradan tamam mı Donald Trump'a mesajlarımı tamam mı yolluyorum. O akıllı olsun, otursun oturduğu yerde. Sayın Trump, sayın Trump, akıllı ol, efendi ol, otur oturduğu yerde. Ateş olsan da kendini yakarsın. Dünyaya hükümdar olamazsın sayın Trump. Akıllı ol, efendi ol. Amerika kim ya? Amerika ağzı kokmuş. Amerika kimin köpeği ya? Sen kimsin ya? Amerika akıllı ol, efendi ol. Kudüs, yani bizim... Başkentimiz gibi bir yer yani. Yani orası bizim ana merkezimiz. Evet. Yani Türkiye'nin en hassas olduğu yer konusunda şimdi bakın başörtülü kızcağız belli ki bir dini hassasiyetleri olan. Mesela Müslümanlar Hazreti Muhammed'in Miraç'a Kudüs'ten çıktığını kabul eder, inanır. Hani bundan bile haberi yok. Yani Mekke'de diyor. Çünkü Mekke'yi kutsal bilmiş. O da orada olabilir. Bir kızcağız Kıbrıs'ta da olabilir. İşte efendim Mekke'de de olabilir diyor. Orta Doğu'da olduğunu kabaca bilen adamcağız da Amerika'ya sen kimsin ya diye tam da Erdoğan'ın cümleleri kelimeleriyle ifade ediyor. Algı ta Göbels'ten bu yana... Aslında çok daha öncesinden bu yana boşuna icat edilmiş bir bilim dalı değil.
Kesinlikle öyle ama yani bir de tabii Türkiye'nin bir problemi var. Yani hani sosyoloji bugünlerde çok kullanılan bir terim ama işte bu, demek ki bu işin bir sosyolojisi falan var diye. Yani Türkiye'de bir Türkiye'nin içinde adeta biraz abartmayla söylüyorum bir Finlandiya var. Bir de Türkiye'de yine abartmayla söylüyorum bir Afganistan var. Yani bu sosyal olarak da böyle, siyasal olarak da böyle, ekonomik olarak da, ekonomik olarak da böyle. Bunların birbirlerinden şeyleri, ilişkileri bu eskiden beri az gelişmiş ülkelerde ikili yapı vardır. Bu iktisatın, kalkınma iktisadının temel konularından birisidir. Sosyolojinin de temel konularından. İkili bir toplum yapısı vardır. Fakat Türkiye bunun şahikasına çıktı. Yani çeşitli sebeplerden. Dolayısıyla bunların siyasal geçişkenlikleri de birbirinden çok azaldı. Yani bu iki toplumun. Hakikaten bir tanesi Türkiye'yi daha Avrupa'ya, daha dünyaya entegre etmeye çalışan, daha dünyayı takip eden, okumuş yazmış falan, asla elit değil onların söylediği gibi falan ama normal insanlar, normal bir Avrupa insanı gibi. Öbür tarafta maalesef gitgide daha gerici, daha sosyal olarak gerici, yani şey olarak söylemiyorum, bir noktaya doğru atılıyor. Yani daha Afganistanlaşmaya, Pakistanlaşmaya doğru itilen bir yarı toplum rejimi var. Şimdi CHP özellikle İnce şu son seçimde bu iki aradaki şeyi kapatmaya, makası aralığı değil, kapatmaya çalıştı. Kısmen yaptı. 50 günde bu kadar yapılıyor. Ayrıca bu büyük sosyolojik ve tarihi sebepleri de olan bir şeyi de yani bir seçim şeyiyle falan kapatmak kolay değil. Ama ilk köprüleri atmıştır. Atılmıştır. Bu arada CHP'nin tabii İnce'yi konuşurken yeri gelmişken Kılıçdaroğlu'ndan da bahsedelim. Yani veya CHP'nin yönetiminden de çok eleştirdiğimiz şeyler var. Burada da eleştirdik. İnce'yi de eleştiririz. Mesleğimiz de bu. Ama şimdi şunu söyleyelim. HDP'liler şeye girdi diye, meclise girdi diye sevinç içindeler bazı bakımdan. Bazı bakımdan üzülüyorlar ama onların da temsil edilmeleri son derece önemli bir şeydi. Kimin sayesindedir? Yani herkes de biliyor ki işte 7-8 civarında Selahattin Demirtaş oy aldı. 11'i geçti. Nasıl geçti? Aradaki %2 belki daha fazla olan Batılı CHP'li seçmen sayesinde geçti. Biraz önce İyi Parti'den konuştuk. İyi Parti'deki oyların bir kısmı da CHP'den geçmiş olan oylar. Belki de HDP ile olan yakınlaşmaya bir tepki olarak o tarafa geldi. Ortada bir yakınlaşma yok ama barajın altında kalmasın diye yapılmış bir iş var. Şimdi bu sayede renkli bir seçimden, renkli bir meclisten bahsediyoruz. O renkli meclis eğer bu ittifakları CHP stratejik bir şekilde kurmasaydı, CHP seçmeni partisinin yönetiminden de bağımsız olarak tabanda ittifak yapmasaydı tabanda ittifak biz şu anda ne görürdük biliyor musunuz? %40'la kazanmış Erdoğan, yani AKP görürdük. Anayasayı değiştirecek şeyleri olurdu, imkanları olurdu. Tek başına da iktidar olurlardı. Bunu CHP'li seçmen, işte o Türkiye'deki Finlandiya dediğimiz, Türkiye'nin modern kesimi dediğimiz insanların ve aslında gerçekten parti yönetiminin de akıllıca davranışları sayesinde oldu bu. Şimdi hani son dakika haberi midir değil midir bilmiyorum ama paylaşmak lazım. CHP'nin bir milletvekili daha olmuş. Şöyle, yurt dışı oyları da sayılınca Ali Öztunç Kahramanmaraş'tan milletvekili olmuş, seçilmiş. Özellikle bakın o bölgeden milletvekili kazanması CHP'nin çok 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 önemli. Yani Kahramanmaraş'ta CHP'nin milletvekili yoktu Ali Öztunç'a kadar. AKP, Mahir Ünal var ya habire çıkan AKP sözcüsü, genç bir adam, sakallı. O başta 6 milletvekili görünüyordu. MHP'den bir milletvekili, İYİ Parti'den bir milletvekili vardı. Hangisi düştü bilmiyorum. AKP'dir muhtemelen. Ama CHP olmayan, Kahramanmaraş'ta olmayan koltuğunu almış. Tabii bu arada... Bu önemli. Evet. Bütün bu çabalar çok önemli. Bazı şeyleri de hatırlatalım. Bazı şeyleri de hatırlatalım. Efendim, seçimlerin ülkemize
Kahramanmaraş'ta niye CHP'nin milletvekili yok? Ya. Şimdi hatırlatalım. 1970'lerde muazzam bir katliam oldu. O şehirdeki Alevi veya modern tutum içinde olan insanların büyük bir bölümü şehri terk etmek zorunda kaldılar. Yani şimdi bunları hatırlatalım. Yani bu seçimler bugün yapılıyor, bir sonuç alıyoruz ama bu seçimlerin 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık maalesef Türkiye'de başka hiçbir ülkede olmayacak, yaşanmayacak korkunç şeylerin sonucu olarak şekilleniyor. Yani şimdi oraları terk etmek zorunda olan, artık orada yaşayamayacağını görmüş olan, artık büyük şehirlere gelmiş olan o Maraşlı insanlar orada olmuş olsaydı oradan o sonuç mu çıkardı? Tabii bunların sosyolojik olarak, toplumsal olarak çok önemli payı var. Ama CHP'nin de çok uzun yıllardır o bölgeden kendisini uzak tuttuğunu görmek lazım. Şimdi Diyarbakır gibi 12 milletvekili çıkartan bir ilden CHP'nin bir tane bile milletvekilinin olmaması bence ayıp. Bence ayıp ve kayıp. Yani bu aradaki soğukluk, gönül köprüsü diye nitelendirdiği Muharrem İnce'nin çabalarıyla bir parça aşıldı. İşte bunun üzerine gitmek lazım. Bakın bir günün karesi gelsin ekrana. Dün katılımın en yüksek olduğu seçimlerden biriydi. %90'a bulmadı ama %90'a yaklaştı. İşte günün karesi bu. Kaç yaşında yurttaşlar koltukları yani tekerlekli sandalyelerde sandığa gittiler, oy kullandılar. Her yaştan insan bunun hakikaten bir şekilde karşılığını vermek zorunda. Bu toplum vermek zorunda. Yeni Çağ Gazetesi'nin dediği gibi toplum sahiden ikiye bölündü ve artık Erdoğan'ın arzu ettiği gibi o kutuplaşma meselesini daha da keskinleştirerek mi götürecek yoksa başka şekilde mi? Bir dün akşamdan bir kutlama görüntüleri gelsin ekrana. AKP'ye, Erdoğan'a oy verenler de aslında bu ülke iyi olsun diye oy veriyorlar. Daha güzel bir ülke olsun, çocukları daha iyi eğitim görsün, yaşıtları gibi yaşasınlar diye onlar da oy veriyorlar. Hani batsın bu dünya diye oy vermiyorlar elbette. Ama bunu düşmanlıkları bileyerek, kutuplaşmayı keskinleştirerek götürürseniz bu çocuklara da yazık. Sadece CHP'ye, Muharrem İnce'ye oy verenlere değil, bu çocuklara da yazık. Ben dün bu konvoyun ortasında kaldım. Yani hakikaten genç doğdu ya. Öyle. Fakat şimdi hastalığın bence bu durum bir, bu seçim sonuçları ve buradan sonra yaşanacaklar Türkiye'deki bir hastalığı da gösteriyor. Maalesef. Ama sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki. Bakın 1920'lerde, 30'larda bu hastalık ortaya çıkmıştı. Sonuç korkunç bir faşizmin dünyayı kaplamasıyla ve korkunç şeyler yaşanmasıyla oldu. Bir zamandan beri bakın Macaristan'da, Polonya'da, Amerika'da her yerde illiberal demokrasi denilen ve aslında demokrasinin inkarı olan bir otoriter rejim yükseliyor. Bizim gibi ülkelerde bunun katmerlisi yükseliyor. Yani bir genel dalga var. O dalga buraya maalesef bulaşıyor. Bunun acilen durdurulması tabii lazım. Yani küreselleşme onun getirdiği yoksullaşma, işsizlik, kontrolsüz nüfus artışı, bütün bunlar. İkinci bölümde konuşma fırsatı bulabiliriz umarım. Elbette Muharrem İnce'yi dinledikten sonra Muharrem İnce'yi birlikte izleyeceğiz bu ekranlarda. Ben sizin onu dinlerken attığınız mesajları da paylaşacağım. Medya Mahallesi'nde Cüneyt Akman'la birlikte paylaşacağız, yorumlayacağız. Efendim görüşelim. Çok hakikaten merak içindeyim. Muharrem İnce saat 12'de işte karşınızda olduğumuzda herhalde 3-5 dakika içinde sözü ona bırakırız. Ne diyecek? Çok merak ediyorum. Birlikte olalım.